kolay atışlara veya organize atışları bulmamıza izin vermediler. Nevriye yaptıkları ikili sıkıştırmalarla da ya top çaldılar ya da kötü bir tercihe bizi sürüklediler. Şu dakika itibariyle Işıl biraz tepeden oynadığı birebirler ve potaya gidişleriyle Litvanya savunmasının o boyalı alandaki üstünlüğünü yavaş yavaş dış adam olarak bozmaya başladı. Şaziye'nin gelen üçlüğü de bizim için önemliydi. Şimdi boyalı alanı daha aktif kullanırsak bu periyotta aradaki sayı farkını da kapatma şansını bulacağız. İkinci çeyrek başlarken Nevriye Yılmaz yine kenarda. Kirsten Evlin ve Yasemin Orasan ikilisiyle başladık. Yasemin hücum reboundunu aldı ama bir top kaybı daha. Marina Solopova oyunda Litvanya'da ki o da çok tehlikeli isimlerden birisi. Litvanya milli takımında bu sezon iyi bir Euroleague sezonu geçirdi. Solopova karşısında Işıl Alben var. Bir faul dedi. Marina Solopova. Yasemin'in faulü var. Kenardan topu oyuna soktu Litvanya. Şimdi 3 sayılık atış başarılı değil. Rebound mücadelesinde bir faul düdü. Kirsten Nevlin'e çalınmış olması lazım faulün. Kirsten Nevlin'in ilk faulü bu. 19-12 Litvanya'nın üstünlüğü var. Pot altından topu oyuna sokacaklar. 5 saniye oluyor. Şaziye'nin baskısı sonuç verdi. 5 saniyede pot altından topu oyuna sokamadı Litvanya. Bakalım bu savunmadaki başarı bizi hareketlendirecek mi? Işıl Alden. Işıl yine bir de rakibini geçti. Tuniki'yi bıraktı. İsabet yok. Rebound mücadelesinde top yine Litvanya'da kalıyor. Hızlı hücum Marina Solopova içeriklendi. Bir faul düdü. Solopova iki serbest atış kullanacak. Biraz ucuz bir faul oldu. Ne dersin? Evet, pozisyona bakalım ama bana da öyle geldi. Hiçbir şey yokmuş. Yani temas bile yok. Marina Solopova ilk serbest atışında isabeti buldu. İşte dediğim gibi yani Işıl'ın o potaya gidişlerinin zamanlamasını iyi yapması lazım. Öbür türlü olduğu zaman geriye dönmekte de problem yaşayabiliyoruz. Adamını net bir şekilde geçiyor Işıl. Belki orada yapacağı bir sayı pası bizim o hücumdaki tempomuzu yakalamanın da başlangıcı olacaktır. Işıl Alben, şimdi Tuğba Palazoğlu. Kirsten Evlin'in perdesinden faydalandı. Tuğba kötü bir pas ama Yasemin Orasan topu kontrol etti. Tekrar Tuğba Palazoğlu. Yasemin'in perdesinden yararlandı. 3 sayılık atışı kısa düştü. Rebound mücadelesinde top Gintare Petronite'de kalıyor. Litvanya tempoyu artırdı. Petronite. Marina Solopova. Solopova Şaziye'nin üzerine gitti. Tuğba Palazoğlu'ndan iyi savunma. Sandra Dinkevicjene. Dinkevicjene hücum faul yapıyor. Tuğba Palazoğlu'nun baskısı işe yaradı. Dinkevicjene hücum faul yaptı. Belki şu dakika itibariyle bir iki oyun kurucuya dönersek Birsel'le Işıl'a hücumda da o istediğimiz sayıları bulmamız daha kolay olabilir. Çünkü şu anda pasla gidemiyoruz potaya. Sadece penetreyle gidiyoruz. Onda da her zaman için sonuç olmayabiliyor. Işıl Alben birebir oynadı. Işıl'ın atışı başarılı değil. Marina Solopova. Şimdi Gintare Petronite pasını verdi. Sandra Linkevicjene. Topsuz alanda bir faul var. Evet, Birsel Vardarlı ve Nevriye Yılmaz oyuna giriyorlar. Bu ikiliye çok ihtiyacımız var. Efendim? Bu ikiliye çok ihtiyacımız evet. var.
İki tane basket üst üste bulsak maçı dengeleyeceğiz de hatalı yürümemesi lazım. Steps. Ya şu anda savunma toparlandı İsmail ama bunu hücumda bütünleştirmek gerekiyor. Bakalım Nevriye'ye gelecek sıkıştırmalarda ne gibi bir hamle yapacağız. Yersel Vardarlı. Şimdi Nevriye perdeye geldi. Şaziye Vegin. Nevriye Yılmaz topla buluştu. Birebir kaldı. Petronite. Nevriye ikili sıkıştırma gelir gelmez Bahar'ı gördü. Bahar kurtardı topu. Tuba Palazoğlu'ndan Şaziye Vegin'e. 24 saniye süresi dolmak üzere. Şaziye'nin şutu isabetli değil. Rebound mücadelesinde. Top Nevriye'den çıktı dedi hakemler. Litvanya hücumu olacak. Nevriye'yi bu sefer topu yüzü dönük hücum ettirmek için kullandık. O güzel bir tercihti. Aslında fena da pas vermedi Nevriye ama. Bahar hazırlıksız yakalandı. Şimdi Rima Valentien'e. Sandra Linkevicien'e içeri girdi. Petronite topu dışarı çıkarıyor. Şimdi orta mesafeli atış isabetli değil, bir faul düdüğü. Şu Chiyute faul yapan isim. Evet. 21-12. İkinci çeyreğin şu anki skoru 2-2 koç. Evet. Seda Erdoğan. Evliya Yılmaz. Bir top kaybı. Pot altında bir ters eşleşme vardı. Orada Seda faul yaptı. Gintare Petronite'ye. Şu ana kadar hücumdaki top paylaşımımız çok istenen düzeye gelmedi. Maçın başında Nevriye'ye kalan toplar. Işıl oyuna girdikten sonra Işıl'ın üstünden oynadığımız oyunlar. Yani aynı anda 2 ya da 3 oyuncuyu çok fazla devreye sokamamanın hücumdaki yansımaları bunlar. Tare Petronite. Şimdi faul çizgisinde. İlk serbest atışı isabetli. İşte böyle baskılı ve tam sağdan agresif oynamayı düşündüğün zaman da foul hakkının çok çabuk dolup karşı takımın foul çizgisine gelme alternatifi de fazla oluyor. Petronite 2006 Dünya Şampiyonası'nda henüz 17 yaşındayken ilk kez milli takım formasını giymişti. Şimdi daha tecrübeli bir oyuncu olarak pot altında liderlik yapıyor. Churchiute rebound aldı. Yine Litvanya hızlı hücumu. Intare Petronite ikili sıkıştırmada topu kaybediyor. Birsel Vardar'la tempoyu artırdı. İyi geri koştu Litvanya. Şimdi Nevriye Yılmaz. Türkiye hücumu devam edecek. Bir mola geliyor. İlk 4 dakikası geride kaldı. İkinci çeyreğin mola sonrasında yeniden birlikte olacağız. Kadın ve erkeklere özel Head & Shoulder saç dökülmelerine karşı kullananların %72'sinde saç sayısının uzun süre korunduğu ve kepeği %100'e kadar önlediği görülmüştür. Hep farklı olacaklar. Ama şimdi Head & Shoulders'la ikisinin de dayanıklı saçları olacak. Fiat'tan dizeller dizeli bir kampanya. Yoğun istek üzerine şimdi tüm dizel Linealar benzinli fiyatına. Hemen bir Fiat showroom'una gelin, bu yazın en dizel kampanyasını kaçırmayın. Fiat. Babam beni hep sevindirir, hep güldürür, her zaman eğlendirir. Büyürken hep benimle olur. Babamla her an güzel, her gün özel. Litvanya Türkiye karşısında 23-12 önde Avrupa Basketbol Şampiyonası'na 15'te 2 %13 ile oynuyoruz ikilik atışlarda. Şu anda bu maçın önemli oyuncu dediğimiz Birsel'in 2'de 0 ve hiç asist yapmadığını görüyoruz.
Işıl'ın 5'te 1 ile ve onun da hiç asist yapmadığını görüyoruz. Yani onlar bu olayın içine girmezlerse, direksiyona geçmezlerse genel anında işimiz çok zor olacaktır. Bu arada bir hücum faul geldi. Hücum faul. Nevriye'ye. İşler bir tarafta yolunda gitmeyince... Bizim için hücum performansı çok önemliydi ama Litvanyalıların boyalı alanı savunarak başlaması bizim bir anda bütün planlarımızın alt üst olması oldu şu dakika itibariyle. Turnike isabetli değil, hücum reboundu ve basket yine Petronite'den geliyor. Gülşah Akkaya da moladan sonra oyunda Bahar Çağlar'la birlikte. Şimdi Şaziye Evegin 3 sayılık atışını kullandı ve isabeti buldu. Şaziye Evegin bir alan savunmasına dönüyoruz. Şaziye'den bir hayat öpücüğü. Gerçekten işler yoksa istediğimiz gibi gitmiyordu. Müthiş bir baskı var. İkili sıkıştırma, o baskı. Enkeviçiyene. Baskı sürüyor milli takımımızda. Şimdi orta mesafeli bir atış isabetli değil. Kendi reboundunu aldı ve basketi buldu. Intare Petronite. Ya bu kadar çabanın sonunun bu olmaması gerekiyordu. Müthiş savaştık. Ama çok kolay bir baskete teslim olduk. Birsel Vardarlı. Neve Yılmaz. Gülşah Akkaya'yı buldu. Gülşah Akkaya 3 sayılık atışını kaçırdı. Hücum reboundu. Birsel Vardarlı da kalıyor. Son 4,5 dakika ilk yarıda. 27-15 Litvanya'nın üstünlüğü var milli takımımız karşısında. Şaziye Evegin. Şimdi Nevriye'den Şaziye'ye müthiş bir pas. Şaziye Evegin basket, bir de faul var. Şaziye hakikaten şu dakikalarda neye ihtiyacımız varsa yapmaya başladı ucumda. Müthiş bir ikili oyun Şaziye Nevriye ikilisinden. Tabii buradaki en büyük güvencemiz tempoyu yakaladığımız zaman hücumdaki bu skor avantajını, yaşadığımız şu dezavantajı avantaja çevirme şansına sahip olmamız. Baskı Litvanya karşısında işe yarıyor. Tek problemimiz verdiğimiz reboundlar oluyor savaş sırasında. Alan savunmasındayız yine. Şimdi 3 sayılık bir atış. İsabetli. Avşar Binbayte alan savunmasına cezayı kestiler. Yani belki maç 12 sayı ama şu anda maçı dengelemiş durumdayız. Sadece sayı farkı onların lehine. Birsel Vardarlı. Nevriye Yılmaz topla buluştu. Nevriye yardım geldi. Bahar'a indirdi. Bahar topu dışarı çıkardı. Yine Şaziye. 3 sayılık isabet Şaziye Evegin'den geliyor. İş oynuyor. Üst üste 9 sayı Şaziye'den. 30-21. İkili sıkıştırmayı çok iyi cezalandırdık. Boş hücumu, boş oyuncuyu çok iyi bulduk ve Şaziye ile üçlüyü gönderdik. 30-21. Ne zaman top içeri gitti, dışarı çıktı. Ekstra paslayıp istediğimiz o sayıları bulduk. Şu anda iki defa onları kolay sayı attırmazsak aradaki sayı farkını daha yukarı çıkmasına izin vermeden aşağı indirme şansı bulacağız. Baskıyı sürdürüyoruz. Marina Solopova. Şimdi Sandra Linkevicienne. Avşa Binbayne. Binbayte içeri oynadı. Atış başarılı değil. Agni Abromaite şutunu kaçırıyor. Birsel tempoyu artırdı. Birsel. Bir müdahale var. Top yine Birsel Vardarlı'da kaldı. Faul olması lazım. Faul düdüğü, evet. Faulü yapan isim Egle Şülçiyute. Müthiş bir fiziksel mücadele var Nevriye ile Şülçiyute arasında. Pot altından Şaziye ile topu oyuna sokacağız. Üst üste 9 sayı attı Şaziye milli takımımız adına. Şimdi Şaziye Evegin 3 sayılık atışını kaçırdı. Rebound mücadelesinde top Avşar Binbayte'de kalıyor. Şu anda Şaziye sahada en uzun süre kalan oyuncumuz. Avşar Binbayte'den bir ışık daha geliyor. Alan savunmasına ikinci üçlüğü yiyoruz.